Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam, radyolojiye son yıllarda aslında çok öncesine dayanan çok önemli bir geçmişi var ama tedavi aşamasında çok sık duymaya başladık. Dilerseniz önce radyoloji nedir, bununla başlayalım. Evet. Şimdi radyoloji, biliyorsunuz, ilk başta Röntgen'le, William Röntgen'le başladı 1800'lerin sonlarında. Direkt grafi şeklinde başladı. Halk dilinde Röntgen filmiyle başladı. Fakat tıptaki görüntüsel tanı, yani tıpta hastalıkların tanısı meselesinde bu konuda hem istekler hem de olası tanıların geliştirilmesi, görsel olarak geliştirilmesi konusunda büyük çabalar gösterildi ve böylelikle radyoloji çok geniş bir alana yayıldı. Evet. Günümüzde hem disipliner olarak, yani hem uygulama açısından hem ise akademik anlamda çok geniş bir alan kendisine yer edindi. Radyoloji, şunu söyleyebiliriz, eğer bir cümleyle tanımlamak istersek, radyoloji günümüzdeki hastalıkların görüntüsel tanısıdır. Ki bu da günümüzde herhalde en kıymetli tanı yöntemlerinden birisidir. Çünkü bunu görerek tanı koymak büyük bir kolaylık sağlıyor hastalıkların tedavisi ve takibi açısından. Yani kısaca radyoloji, hastalıklarımızın görüntüsel tanısı demek diyebiliriz. Ya da tanının yakınlaştırıcısı, yani en büyük yakınlaştırıcı. Yani onun ayrıcı tanısına gitmek, yani tıptaki bir hastalık birçok şeye benzerken, evet, radyoloji onu olabildiğince en yakın ihtimale yaklaştırıp tanıya gitmemize olanak sağlayan bir alan. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.